Şahinoğlu grubun katkılarıyla yöremiz töremiz devam ediyor. Türkümüzü, dünya duysun sesimizi. Söyleyelim türkümüzü, dünya duysun sesimizi. El ele gönül gönüle, yüceltelim ülkemizi. El ele gönül gönüle, yüceltelim ülkemizi. Ne İngiliz ne Yunan'ı, bastığın toprağı tanı. Türk'ün dostu anca Türk'tür, salla Türk'ün bayrağını. Türk'ün dostu anca Türk'tür, salla Türk'ün bayrağını. Ne İngiliz ne Yunan'ı, bastığın toprağı tanı. Türk'ün dostu anca Türk'tür, salla Türk'ün bayrağını. Türk'ün dostu anca Türk'tür, salla Türk'ün bayrağını. Abi Avusturya'nın Linz'e bağlı neresi burası Cengiz abim? Abi burası Avusturya, Linz, öbür Östüray, Robach, Set Johann. Abi kaç Wimberg ismi var buranın? Benim dilim nasıl dönsün? Set Johann Wimberg'deyiz şu anda. Benim evimde misafirsiniz. Öncelikle hoş geldin, safa geldin diyorum. Hoş bulduk abi. Ayaklarına sağlık. Allah razı olsun. Bizi burada arayıp buldun. Allah senden razı olsun. Sana Allah oğul ekmeği yedirsin. Amin. Allah hepimizden razı olsun. Evet sevgili izleyiciler, Cengiz abimin dediği gibi bu yerdeyiz. Burası Örnek Halı, Cengiz Örnek Sinop, Ayancıklı. Benim de sevdiğim, değer verdiğim sevgili Hasan Agam'ın agası. Evet, Hasan Örnek, Cengiz Örnek. İkisi bir arada. Bunlar merhem olacak bundan sonra. Bu garibin gönlünde yanayan i̇nşallah, karada, inşallah. Yarada biz de olduk burada. Vallahi yengem sağ ol. Sen bunları kendin mi yaptın? Burada lahmacuncu dükkanı mı var? Lahmacun tahrana, özellikle tahrana çorbası. Lahmacun ayran, olursa masaya buyuran, olur karnını doyuran. Ben kaldım zaten bunlara hayran. Rabbim olsun sizleri gayran. Allah razı evet, olsun. Al, teşekkür sağ ediyorum. Ol. Cengiz abi, Hasan abi senden önce geldi değil mi? Bu tabii birader benden bir sene, bir buçuk sene önce geldi. O öyle bir bakalım dedi hani. Ben de o zaman Ayancık'taydım. Sen dedin ki, ya kardeşim Hasan, sen şuradan çık yola. Bakma sağa sola. Avusturya'da ver mola. Neler yapıyorlar bir bak. Ondan sonra bir alo di Cengiz kulağı edin. Öyle mi? Aynen öyle yaptık. O da bize alo dedi. İzine geldi. Hadi dedi beraber gidelim. Bir dolaşalım şimdi seninle beraber dedi. Biz de otobüsün bagajına bindik. Otobüsün hiçbir bagajına. Aynen. Otobüsün bagajına bindik. Avusturya Linz'de indik. Şimdi vermedik sağa sola. Kimse bir yerde vermedik mola. Geldik buraya. Otobüsün bagajında. Evet abi. Şimdi Şener Şen'in bir filmi vardı hani kamyonla Almanya'ya insanları getiriyorum diye Almanya meşhurdu o zaman. Aynen, film vardı. Aynen. Polis aynen çeviriyor. Ne yüklü diyor? Mal yüklü diyor. Tam gidecek zaman biri kafayı çıkarıyor. Sen kime mal diyorsun lan falan filan derken mal olmasan kafayı çıkartmazdın diyor da. Aynen. Şimdi aynen. Yani demek ki bu gerçek hayattan bu film senaryoları alınma. Yani alma gerçekleri, yaşanmışlıkları yansıtıyorlar filmlerde de sanırım. Sayın Zeynel Bey, ben şimdi oradan İstanbul'dan bir kere önce 3 kere ben yoldan döndüm. Birincisinde Romanya Köstence Limanı'nda 15 gün kaldım. Evet. Baktım ki orada olmadı. O zaman biraz daha tabii sıkıydı. Şimdiki gibi değildi ortam.
Oradan geri döndüm ben. Hatta İstanbul'da benim Yakup Bacanak var, işte amcaoğlu var. Dediler ya biz seni gönderdik, niye geri geldin ya? Dedim olmadı, postuyu mu deldirelim, dönelim geri. Bu arada işte birader de izine gelmişti. Bununla beraber Dortmund'a giden bir arabaya bilet aldık. Ben görüşmeleri yapmıştım. Bu da mecburen otobüs firmasını değiştirmek zorunda kaldım. Bunlar normal işçi pasaportu. Normal. Tabii bunlar normal. Bu arabanın içinde koltukta gidiyor otobüste, sen aynen, bagajda. Aynen öyle. Bindik oradan. Benim ağır vasıta ehliyetim olduğundan dolayı ben otobüse yedek şoför olarak... İkinci şoför. Melden yaptı adam. Fon parası ödemedik bizim gümrükten çıkarken. Velhasıl Avusturya diğer gümrüklerde biz bu otobüsün koridoru var. 303'tü. Orayı arkaya bagaj yapmış adam. Altına bir giriyorsun artık otobüsün ucuna kadar. Benden bir aşağı yukarı 15-20 kişi var. Sadece sen değil. Değil canım. Otobüs Hollanda'ya kadar gidiyor. Dortmund'a kadar. Abi ben 302 otobüs tamircisiydim. 18 sene çalıştım. Otobüs. O koridor var ya abi. Bölmeleri biliyorum. Alt, yan tarafları açtığı zaman polis açıyor yan tarafları. Biz, göremez ki. Şeyi görüyor, biz duyuyoruz onu, köpekleri falan. Velhasıl kelam uzatmayalım, buraya kadar geldik. İşte. Peki Cengiz abi, geldin belli bir süre burada çalıştın. Ondan sonra iş adamı statüsüne ne zaman, ticarete ne zaman atıldın burada? Şu an bayağı bir anlattığına göre istişare ettik sizinle zaten. Örnek halı yıkama adı altında ama temizliğin her çeşidi mevcut. Arnamız tertemiz bir işim var. Yolların kar kurumesinden tut, ilaçlamasına, mezarlık temizliğine kadar. Aynen. Az önce de mezarlıkla da aynen, bir röportajımız oldu. Yani kendine göre bir iş adamısın burada. Yani ellerin Avrupa'da yabancı, Türkiye'de Almancı. Hasrettin Özdem'in ilacı desek en iyi bilenlerdensiniz. Evet, evet, burada aynen, iş adamı olmanın zorlukları, kolaylıkları. Ne zamandan beri kendinize ait bir iş yeriniz var ve kaç kişi çalışıyor, kaç kişiye ekmek veriyorsunuz? İşler nasıl bu arada? Abi elhamdülillah işler iyi. Biz yazın mesela şimdi bu 3. ayın 30'una kadar, 10. ayın 11. ayın 1'inden 3. ayın 30'una kadar biz kar temizliği yapıyoruz. Bu kindergartenler, okullar, efendime söyleyeyim polis, böyle bir şeylerde belirli bir evlerin temizliği. Aynen. Biz onların traktörle, efendime traktörün yapamadığı yerleri kürekle, efendime söyleyeyim, aşağı yukarı bizim bünyemizde şu anda 50 kişiye yakın işçimiz var. 50'ye yakın. He. Ortalama 3'üne 4'üne çarpsan 200-250 kişiye ekmek veriyor. Aynen, aynen. Eşini, iki kışın, yazın biraz daha, biraz işimiz daha yoğun olduğundan dolayı halı işi, diğer temizlik, büro temizliği, efendime söyleyeyim, biz bunların hepsini elimizden geldiği peki, kadar. Peki bu Avusturya Liz'in dışında Viyana'ya ya da Almanya tarafına falan da böyle talep oluyor mu? Abi biz Salzburg'a kadar gidiyoruz. Buradan Passau'ya kadar, buradan da Freistadt, o Schrems'e kadar gidiyoruz. Yani gitmediğimiz yer yok. Yani talep olduğu sürece biz her yere gidiyoruz. Yani temizlikten yana düştüysen dara 7-24 Cengiz saat, örneği ara. Aynen öyle. Aynen öyle abi. Karar. Sıkıntı yok elhamdülillah. Peki Ayancık'ta kimler var? Türkiye'de kimlerimiz var? Ayancık'ta baba, hepsi sağ. Öncelikle buradan anne, annemin ellerinden öperim, babamın ellerinden öperim. Hepsinin sağlık sıhhatlerini Cenab-ı Allah'tan dilerim. Bu arada kayınpeder var, kaynana var. Kaynana da bir iki gün önce işte kolunu kırmış. Öncelikle buradan geçmiş olsun diyorum. Allah'a acil şifalar versin. Ellerinden öperim hepsinin. Bu arada bizi tanıyan, tanımayan 25 oğlu Mehmet oğlu var, müteahhit. Kendisine sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Belediye Başkanı Ayhan Bey'e, ayrıyetten Kaymakam Bey'e, hepsine saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Bütün tanıyan tanımayan herkese selamlarımı gönderiyorum. Evet, aleyküm selam diyorum onların adına. Ben de Ayancık deyince başta Ayhan Ergün belediye başkanımız, kaymakam beyimiz ve
Tek tek mi saysam, nasıl yapsam bilmiyorum. Opet Yaşar abim, İlyas Özdemir, Mesut abim ve Kemal Açıkgöz İstanbul'da, Çukur'da Cipçi Hüseyin dayı, seni de unutmuyoruz. Yani kısacası şöyle, Edirne'den Kars'a, dünyadan Mars'a, ne kadar Ayancık'ta ve varsa, ekranları başında bizi izleyen gönül dostumuz varsa, herkese Cengiz Örnek ağabeyimin konağından saygı, sevgi, selam göndermiş olalım. Evet abi, senin adın Hasan. Olmaz kuşkut Hasan. Cengiz Ağam çalıştıkça senin sana da faydası vardır. Senin de dolmuştur şimdiye kadar kasan. Sen çünkü ondan önce gelmişsin sevgili abim Hasan. Sen ne iş yapıyorsun? Yeni de Türkiye'den geldin. Evet. Uçakla mı gittin? Araçla. Arabayla gittim. Gelirken uçakla geldim. Giderken araçla gittin. Gelirken uçakla. Evet. Peki şunu sorayım. Eskiden gurbetçilerimiz buradan araçla Türkiye'ye gitmede çok zorluklar çekiyorlardı. Bulgar zulmü zamanında, savaş zamanında, evet. Macaristan yok, Romanya yok, bilmem ne, yollarda kesiliyoruz, durgutuluyoruz, rüşvet talep ediyorlar, biz çok sıkıntılar yaşıyoruz diyen gurbetçilerimiz vardı. Şimdi öyle bir sorun var mı? Çok şükür şu anda yok. Yeni gittim, geldim ama öyle bir sorun yok çok şükür eskiye nazaran. Yani eskisi rüşvet olanı olayı kalktı hemen hemen. Sadece bir otoban paraları var. Onun haricinde yollar iyi, otoban. O da her yerde var. Aynen. 18 saatte, 20 saatte varabiliyorsun hemen hemen İstanbul'a. Emekli var daha ya. Arada yeni ev yapmışsın. Hayırlı evet, olsun. Evet, sağ ol, Allah razı olsun. Geçerken gördük ama görüntüleyemedik. İnşallah gidelim. Giderken görüntüleriz, evet, evet. Tabii ki inşaat yaptık. İşte bitti hemen hemen. Bir çevre düzenlemesi kaldı çok şükür. Dengeyle geçinebiliyor musun? Tabii ki. Eş dost çok sağ olsun. Mikrofonu uzatacağım. Varsa bir şey yok. Yok. O asla alamaz. Peki yeni geldin Türkiye'den ama sen de buradan anne baba ben de ellerinden öpüyorum. Tabii, kimleriniz varsa onlara. Tüm dostlarımıza, Türkiye'deki dostlarımıza, tanıdıklarımıza, Ayancık olsun, İstanbul olsun, hepsine sevgiler, saygılar, hürmetler diliyoruz. Senin de ayağına sağlık. Çok çok sağ ol. Sevdiğimiz bir arkadaşımızsın, kardeşimizsin. Allah razı olsun. Sağ ol. Yani zaten geldin, kimliği bırakacağım Cengiz abinin üstüne. Ne demek, ne demek. Her zaman da yanındayız, bunu da bil yani. Allah razı olsun. Evet, bu arada 16 yıl hiç ayrılmadığım rahmetli sanatçı dostum Nurettin Kırbacı'yı da rahmetle buradan anıyorum. Evet, sevgili evet. Veysel Can Türk, seni de unutmuyorum. Buradan saygı, sevgi, selam gönderiyorum. Nurettin'le biz çok farklıydık. 4 sene bir kanalda beraber program evet. yaptık. Yine yani bütün programlarda beraber olduk. Rahmetli olunca geçen sene de Taçlı Kura kadar gittim. Buradan evet. babasına, Aslan abiye, kardeşlerine, kızım Nurşen'ime, yavrularıma, hepsine, Onur'a, Ayşegül'e hepsine buradan selam gönderiyorum. Türkiye'de yaşatıyoruz. Allah rahmet eylesin. Yani. Radyoda da yayınlıyoruz Örnek FM'de bildiğin gibi. Evet. Devamlı anıyoruz. O da bir saygı. Allah rahmet o da bir saygı. Eylesin. Tabii ki Allah evet. rahmet eylesin. Evet yenge, Hasan abi de bozulmasın denge. Sevgili yenge, sen ne söyleyeceksin? Hasan abiyle nasıl? Aranız iyi mi? Çok şükür. İyiyiz. Memnun musun? Memnunuz. Geldik. Varsa bir sorun yapalım, açık oturun. Yok, çok şükür. Türkiye'de kimlerin var? Türkiye'de başta annem babam kameraya var. Bakalım. Selam gönderelim. Kardeşlerim var. Al mikrofonu. Kardeşlerim var. Kaynanam, kayınvalidem var. Hepsine kayınpederim selam. Var. Hepsine selam söylüyoruz. Topuna. Bizi sever. Aleyküm selam. Evet yenge, aynı köyden misiniz Hasan abi? Evet, ben Kumluk'tanım. Kumluk'tanım Kumluk ben. Kumluk bu kütüğe Hüseyin Başkan, Muratçığım, size de buradan Tuzla Şifa'ya da selam gönderelim. Kütükköy derine orada. Evet yengem, sen neler söyleyeceksin? Şöyle delikanlı geri yaslan. Az geri çek onu. Kameraya sana. Bakarak yengem. Hoş geldin Safa, hoş geldin. Kameraya bak, hoş bulduk. Anneme babama çok selam ederim. Ellerinden öperim. Kaynanama, kayınpederime, kız kardeşlerime. Hep selam ederim. Bütün Türkiye'ye selam Fransa. Ederim. Aleykümselam. Fransa'da kız kardeşim var, erkek kardeşim var, İbrahim Çetinel. Sizin hepiniz Almancılar ya. Kız kardeşim Feriha Çetin. Çetin. Evet. Onlara selam ederim. Aleykümselam. Bütün akrabalara aleykümselam. Selamımı söyleyeyim. Cengiz abiyle kaç yıl oldu evleneli? 38 sene oldu. 38 sene önce iki kişiydiniz. Şu an kaç kişisiniz? Şimdi
6 tane torunum var. Allah'ıma şükürler olsun. 4 çocuğum var. 2 kız, 2 oğlum var. Allah bağışlasın. Ben de 8 tane torun var. Buradan yavrularımı öpüyorum. Peki 38 yıl önce Cengiz abiden elektrik aldın mıydı? Aldık zaten 14 yaşında. Yoksa o zaman gaz lambası mı vardı? Elektrik yok muydu? Gaz lambasıyla işarettik. Ya biz öyle biz severek evlendik. Küçük evlendik. Allah mutluluğunuzu dayın etsin. Allah razı olsun. Yavrularınızla, sevdiklerinizle, sevenlerinizle, torunlarınızla size mutlulukların en güzelini sunuyorum. Evet sevgili izleyiciler, az sonra dışarıda halalarımız IŞİD'le alakalı çekimlerimiz, röportajımız olacak. Önce çorbalar soğumadan, yavan yaşık 50-60 kaşık, bunlar bugün burada firmadan, tas tabağı kırmadan, yiyip içeceğiz durmadan, bize afiyet olsun. Afiyet. Sizler de afiyet. Canınız istiyorsa hemen alo, paket servis yaptırıp size de afiyet olsun. Bizi evet. izlemeye devam edin. Evet. Evet sevgili izleyiciler, Örnek Halı, sevgili Cengiz Örnek abimin mekanındayız. Gördüğünüz gibi Örnek Halı, sade halı temizliği değil, daha önce de söylediğimiz gibi temizliğin her çeşidini yapmakta. Ama halılar gerçekten mükemmel. Bu arada telefon da çalıyor. Benim telefonum. Senin telefonun mu? Evet. Çalsın abi. Cengiz abi. Buyur. Halılar çok temiz. Atölye de var. Hepsi var abi. 50 kişiye yakın ekmek veriyorum dedin. Evet. Şimdi bu iş burada gerçekten tutmuş vaziyette, oturmuş vaziyette. Kaç yıldır bu işi yapıyor? Abi ben 9 sene şu anda bitti. Bu sene 9. senemiz. Allah nasip ederse seneye 10 sene jübilemizi yapacağız. İnşallah. Ha, Avusturya'da ilk çıkaran örnek halı yıkama olarak ben başladım buna. İlk örnek halı olarak. Evet, evet. Şu anda 2-3 kişi daha yapıyor bu işi ama elhamdülillah hani bütün müşterilerimizden Allah razı olsun. Şu anda çok güzel bir şekilde hizmet etmeye devam ediyoruz. Abi sana hayırlı işler, bol güneşler diliyoruz. Allah evet sevgili olsun. İzleyiciler. Allah razı olsun Cengiz Örnek abimden de, Hasan abimden de, Zeynel Parmaksız. Yöremiz töremiz Avrupa'da, memleketimizi dünyaya tanıtmak için uğraştın. Şimdi de Avrupa'daki gurbetçilerimizin derdini dinlemeye geldin. Sen yarım ayak yarım dayak, biz de sana yapalım bir kıyak. Avrupa çekimlerine ana sponsorların arasında yerimi almak istiyorum dedi. Ben de kendisine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Zaten bize sponsor olan insanlar yapmış olduğumuz programımızın içindeki sosyal projemiz ise de engellilere her ellerini açtıklarında duaya, gözlerini diktiklerinde semaya yalvardıkları zaman Yaradan Mevla'ya Allah'ın rızasını sizler de oradan almış oluyorsunuz. Çünkü biz bugün varız, yarın yoğuz. Her sağlam insan bir engelli adayı. Şöyle bir düşünelim. Yarın ak dünyaya varınca olacağız bir karınca. Orada sorgu sualı sorunca ne diyeceğiz? Bir de bunu düşünelim. Buna inanan ve inançlı itikat sahibi olan insanlar zaten yapması gerekeni yapıyor. Aynı zamanda Cengiz Örnek Linz'de Merkez Camii yönetiminde 19 Mayıs'ta inşallah bir kermesimiz var sanırım. Kermesimiz o konuyla var. Alakalı buradan ne söyleyeceksin? Ya da kimler herkese, halka açık mı? Herkes davetli mi? Abicim bizim kermesimiz bütün, biz Diyanet olarak bütün halkımıza açık. Yani şu gelsin, bu gelsin, herkes gelsin. Bu Avusturya'da, Linz'de, civarında, yakınında, uzağında kim olursa olsun bütün halkımız davetlidir. İnşallah biz de kameramızı alacağız. Yöremiz Töremiz programı olarak İnşallah. O kermeste olacağız. Buradan İnşallah. Ayhan Hüseyin Cengiz Başkanıma ve Salim Özer abime, Yusuf Özer Başkanım İstanbul'da, SİAD İş Adamları Dernek Başkanım da onun abisine ve Cami Dernek Başkanımızın ismi neydi? Karakaya. Karakaya kendisi de işi nedeniyle size ulaşamadı. İnşallah pazartesiden itibaren burada ben sizi en kısa zamanda çarşamba günü görüştüreceğim. İnşallah. Buradan Karakaya Dernek Başkanıma, Cami Dernek Başkanıma, yönetim kurulu arkadaşlarına, tüm üyelerine saygı, sevgi, selam gönderiyoruz. İnşallah 19 Mayıs'ta kermeste biz de oluruz diyoruz. Buradan şimdi ayrılıyoruz.
Aşağıda Hasan abim bir ev yapmış. Güzel mi? Güzel bir ev. Onu da görüntüleyip oradan sepet kolumuza gideceğiz yolumuza. Allah'a ısmarladık diyoruz Cengiz abi. Tekrar çok teşekkürler. Allah razı olsun. Allah'a ısmarladık. Bizi izlemeye devam edin. Evet sevgili izleyiciler, Avusturya Linz merkezde Mehmet Akif Ersoy Camii. Bugün Cuma, mübarek gün. Türkler ve Müslümanlar ibadetlerini işte Cuma günlerini bu gördüğünüz camide ibadetlerini yapıyor. Almanya'da minareli cami gördük birkaç tane, İzolanda ve Düsseldorf Köln arasında. Lülen'de orada minareli cami gördük. Ama Avusturya'ya geldik, minareli cami maalesef göremedik. Ama yine de Vitiş'te olsun, burada olduğu gibi Avusturya'daki bütün camilerimizde ibadetlerini rahatça, özgürce yapabildiklerini söylüyorlar. Az sonra röportajlarımız olacak. Cuma namazından bir görüntü alacağız. Görüntüler sizler için olacak. Bizi izlemeye devam edin. Edirne'den Kars'a, dünyadan Mars'a, ekranları başında bizleri ne kadar izleyen varsa Avusturya Linz'den saygı, sevgi, selamlar gönderiyoruz. Evet, Diyanet İşlerimize bağlı Mehmet Akif Ersoy Camimizin Avrupa'da biliyorsunuz cami derneklerimiz bol, çok şükür, Allah'a şükürler olsun. Avrupa'da yabancı topraklarda Türkler ve Müslümanlar ve Türkler, gurbetçilerimiz ibadetlerini rahat yapabiliyorlar. Bekleme, tekleme, kıl beşi, kurtar başı, namazın yok demiş yaşı, Allah yarattı bu dağı daşı. Bu dünyada hesaba katmasalar eğer beşi, hak dünyaya varınca kalkarlarmış şaşı. Şöyle bir düşünelim. Yarın hak dünyaya varınca her birimiz belki de olacağız bir karınca. Orada sorgu süveli sorunca ne diyeceğiz? Bunu da düşünmemiz lazım. Bunun için Avrupa'da, özellikle Avrupa'da bu cami dernek başkanlığı yapan, yönetimde bulunan, kurucular kurulundan bugüne kadar katkı sağlayan, üye olan herkesten Allah razı olsun. Evet, Mehmet Akif Ersoy Camimizin yönetim kurulu listesi önümde. Recai Karakaya Başkanımız, Adnan Yakışan Başkan Yardımcımız, Rıfat Karabaş Sekreter, Ayhan Şimşek Sekreter Yardımcısı, Hüseyin Gürsoy Muhasebe, Cengiz Örnek, burada olmama da vesile olan sevgili Cengiz abim muhasebe yardımcısı, Hıfzı Coşkun asil üyemiz, Hasbi Çeküç yedek üyemiz, Doğukan Delibalta yedek üyemiz, Lokman Aydın Gençlik Kolları Başkanımız, İzzet Güveç denetleme, Abdülrezzah Bülki denetleme kurulu ikinci başkanımız. Evet, dernekçilik çok farklıdır. Ben de 20 yıldır İstanbul'da dernekçilik yapmaktayım. Sivil toplum örgütlerin. İstanbul'da Sinoplulara ait 13 şubesi olan SİAD'da 16 yıl. Şu anda tüm Sinop Dernekler Federasyonu Sosyal İşler Başkanlığı görevini yapmaktayım. Sizlerin de bildiğiniz gibi 5 yıldır Vizyon Türk Televizyonu'nda Yöremiz Töremiz programı yapmaktayım. Daha önce 16 yıl televizyonlarda program yaptım. Önce dernekleri televizyonlara götürüyordum. Şimdi televizyonu derneklere ve köylere, memleketlere götürüyorum. 2 yıldır Avrupa çekimleri yapmak için gurbetçilerimiz örf, adet, gelenek, göreneklerini nasıl yaşıyor? Komşuluk ilişkileri, hısım akraba ilişkileri, ibadetlerini rahat yapabiliyorlar mı? İş adamlarımız ne gibi zorluklar yaşıyor? Çalışanlarımız ne gibi zorluklar yaşıyor? Bunları yerinde öğrenmek için kameraya aldık, çıktık yola, bakmadık sağa sola. Bugün de Linz'de merkez camimizde verdik, mola rastladık. Bu kadar, arnamız tertemiz kula, sonumuz hayırlı ola. Evet, sizlerden Allah razı olsun. Bizi dinlediğiniz için, buraya kadar vaktinize bize ayırdığınız için. Sevgili başkan, bizim İsmail Kabakçı başkanı bilirsiniz. Evet. Bir sözü vardır. Dernekçinin parası puldur,
karısı da vallahi duldur der. Çoluğunu çocuğunun yüzünü göremez dernekçiler. Dernek başkanım ve yönetim kurulu arkadaşlarından Allah razı olsun öncelikle. Evet abi sizi bir tanıyalım. Benim Ayhan Hüseyin Cengiz. Bu yönetimden önce 15 sene dernek başkanlığı yaptım burada. Şu anda yeni yönetime devrettik burayı. Dernekçilik gönül ister, yürek ister, emek ister. Evet. Dernekçi bir ay 30 gün çeker, sefer 60 yapar, aba yatar, derneğinde yatar, üyelerinin hizmetine hizmet katar. O kalbi gönlü güzel olmayan insanlar dernekçilikten anlamaz. Demek ki siz kalbinizi, gönlünüzü, yüreğinizi verdiniz. Evet. Size ve sizin yönetiminize ve size destek veren kim varsa hepsine teşekkür. Allah evet. Onlardan razı olsun. Memleketler abi? Benim memleket, aslı memleket Türkiye'li. Hacıköy. Sinop. Türk. Evet, Sinop Türk ama doğum Zonguldak. Elhamdülillah ben de Türkeli'yim. Sinopluyum. Evet, Sinopluyum. 40 seneden beri Avusturya'da yaşıyorum. 15 sene dediğim gibi burada başkanlık yaptım. Dediğiniz gibi eşlerimiz dul kaldı 15 sene. Evet. Ama şu anda o zamanı toparlamaya çalışıyoruz işte kaybettiğim zamanları. Ne işte meşgulüz burada? Ben burada demir çelikte çalışıyorum. Yani işte Türkiye'nin karabüğü burada demir çelik fabrikası görüntüledik onlar da bu hafta pazar günü yani. Ereğlisi. Ereğlisi. Evet. Biz Zonguldak. Başkanım sizin vesilenizle hem Zonguldak benim Batı Karadeniz özellikle Zonguldak, Bolu, Bartın, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Sinop, Samsun, Amasya bu bölgeler en çok bölgem. Buradan Zonguldak demişken Almanya'da Gelsenkirchen'de bulunan ve Dortmund'da bulunan bütün Zonguldaklılara da ve ekranlar başında bizi izleyen tüm Zonguldaklılara, Sinoplulara, Türkelilere saygı, sevgi, selam göndermiş olalım. Hemen şöyle bir geri yaslanalım. Evet abi sizi bir tanıyalım. Ben Tuncay Coşkun. Bu geçen dönemde yönetimde beraber çalıştık. Ve burasını kuranlardan Babamgil 79'da buraya geldiler. Biz 79'da geldik. Babamgül 73'te buraya geldiler. Ve ta eski Bat Gazete'deyken ufak bir daireydi. Birlik olup, beraber olup, çalışıp buraları satın aldık. Memleket? Memleket Uşak. Vallahi Edirne'den varsa, dünyadan varsa, Türkiye'de ne kadar il ilçe varsa hepsi elbette bizim. Onun için memleketlere soruyoruz ki buradan Uşak'a da saygı, sevgi, selam gönderelim. Bu cami derneğimizin kurucularından bugüne kadar kurulan, başkanlık yapmış, yönetime girmiş bütün hepsinden Allah razı olsun. Hak dünyaya gidenlere de Allah rahmet eylesin. Sağ olanlara da Allah sizlere de uzun ömür versin. Evet sevgili abi. Ben Yaşar Coşkun, Uşaklıyım. Şimdi biz bu derneğin temel taşlarından bir tanesiyim ben. Evet. 4 tane temel taşı varsa içinden bir tanesi de benim. Tamam. Arkadaşım var orada İbrahim. Erdoğan, onlar falan 8-10 kişi kurduk biz burayı. Bizim karşımızda düşman çoktu. Efendim söyleyin, devletimiz bize o zamanlar hoca göndermedi. Biz kendi imkanlarımızla hoca tuttuk. Ramazan'da hocalar getirdik. Ama çok şükür olsun şimdiler onlara karşılanıyor. Derneğimiz bir kitle halinde çalışıyor. Derneğimiz bir kitle halinde, toplu halde çalışıyor. Şimdilik durumumuz eksiğimiz var ama şimdilik iyi yani, iyi yönetiliyoruz, iyiyiz yani. Abi Allah razı olsun. Bir şey soracağım. Sizler kurdunuz da bu Almanya'da ben minareli cami birkaç tane gördüm. Geçen hafta da yayınladım. Bu hafta da Almanya ve Avusturya çekimlerimiz. Benim programım her pazar gün sabah Avrupa saati 9-12 arası, Türkiye saati 10-13 arası. Çünkü bu saat 5 yıldır aynı oturmuş bir program. Sabahleyin kalkıyor insanlar, kahvaltıya oturuyor. Magazin seyredeceği yerde yöresel program tercih ediyorlar. Bunun için izlenen bir program. Bu pazar Allah nasip ederse programımızı da gönderdik. Sağ olsun sevgili arkadaşımız da yardımcı oldu. Kuyumcu Orhan Bey miydi? Orhan Bey. Emaneti yerine teslim etti. Şu an montajda hemen programa verilecek. Bu pazar izleyeceğiz. İki haftadır da Almanya'yı yayınladık. Bu hafta da Almanya'dan ilk bölüm, ardından Avusturya Linz. Haftaya da inşallah bu programı Vitis'te yapacağımız çekimle beraber bunu da yayınlayacağız. Her pazar izlemenizi rica ediyorum sizlerden. Düsseldorf'la Köln arasında bir yarım cami var. Minareste yarım. Orayı da görüntüledim.
bu programın içinde o da var. Ve Lülen'de cami var minareli, İzorlan'da var minareli. Avusturya'da minareli cami göremedim. Sizin böyle bir talebi Viyana'da var. Burada böyle bir talebiniz olmadı mı ya da oldu da müsaade mi etmediler? Anladım. Şimdi gönül... Biraz da bu anda kopuk yaşamalarından dolayı biraz da ondan iler geldi. Bundan dolayı minare alamadık. Şimdi bazı sorular da dernek başkanımıza ve yönetim kurulu arkadaşlarına ya da başkan yardımcılarımıza soracağız. Gönül ister ki burada herkese bu mikrofonu uzatalım. Ama inanın röportajda sadece bu programa getiremeyiz. Ben şimdi sizlerden bir rica ediyorum. Kısa ve öz, ad, soyad, kaç yıldır buradasınız ve memleketinizi söylemenizi sizlerden rica ediyoruz. Zaten bazı sorular dernek başkanımıza ve yönetim kurulu mevcut yönetimden arkadaşlara soracağız. Şimdi sırayla herkes adını, soyadını, memleketini bir söylemesini rica ediyorum. Ben Hasan Koruyucu, Sakaryalı. 69'da geldim. Daha diğerine gerek yok daha. Maşallah gezmişin dağı taşı, yemişin galiba. Keşke kaşı erkenden de artmışsın saçı başı. Memleket neredeyim? Sakarya. Evet, buradan Adapazarı, Sakarya'ya selam olsun. Hemen abiye verelim. Şöyle kısa veririz ne olur. Ben Zolli Acar. Akyazı'nın Hayata köyündenim. Evet, ben İshak Koruyucu. Sakarya'danım. İşçi olarak çalışıyoruz. Sakarya. Sakarya. Hasan Hoca'nın oğlu. Ben Hüseyin Kuğu Giresun Göreli. 90'da geldim. İşçi çalışıyorum. Bütün herkese, dostlara selamlar. 4-5 yıldan beri izliyoruz, seni tanıyoruz. Allah razı olsun, çok güzel programların var. Aynen. Çok güzel, teşekkür ediyorum size. Elinize, ağzınıza sağlık. Teşekkürler, sağ ol. Yöremiş Töremiz programı gerçekten farklı bir program. Yöresel program ve programımızın içinde bir de sosyal projemiz var bizim. Ben dernek falan değilim. Tek başıma şu ana kadar 382 engellimize akülü araç, 32 engellimize de akülü araç, 382 manuel araç verdik. Evi yananlara, sel mağduru, baraj mağduru olan insanlarımıza ikinci el eşya kampanyası 3 yıl yapabildik onu. Yani hem sosyal bir projeyi yürüten hem de örf, adet, gelenek, göreneklerimizi nasıl yaşıyoruz? Bunu programımız içinde yayınlamaya, görüntülemeye gayret ediyoruz. Şimdi de Avrupa'daki gurbetçilerimizin derdini dinlemek için Avrupa'dayız. 5 ay vize aldım. 7. ayın 31'ine kadar yetişebildiğim yere kadar gideceğim. Buradan sonra Fransa'ya gideceğiz. Fransa'dan Almanya'ya. Türkiye'ye gideceğim. 3 program var. Mayıs'ta tekrar geleceğim inşallah. 19'da bir kermesiniz varmış. Cengiz abi söyledi. İnşallah nasip. Bakacağız. Yarım ayak, yarım dayak. Ben size yapıyorum kıyak. Siz de yaparsanız bayana kıyak. Çıkarım yola, bakmam sağa sola. Yine burada veririm mola. Şimdi mikrofonu öyle verelim, böyle gelsin. Arkadaşlar, herkes kısa versin. Ne olur rica ediyorum. Ben İlyas Yiğit, Trabzon Oftan'ım. 1989'dan beri Avusturya'dayım. Ben Mehmet Dursun, Sakarya Akyazılıyım. 1991'den beri Oberösterreich'in şehrinde oturmaktayım. Cemiyetimizin yeni yönetim kuruluna başarılar dilerim. İnşallah yeni yönetim bu camimize minareli bir cami kazandırmasını temenni ederim. Ben Sakarya Akyazı Hayata köyündenim, Kadem Kilit. Yeni yönetime başarılar dilerim. Ben İbrahim Erdoğan, Trabzon Çaykaralıyım. Ama buradaki çevrem beni Sakarya Akyazılı olarak bilir. Her iki tarafa da selamlar, saygılar. Burada 1973'ten beri arkadaşlarımdan bir kısmı da ifade ettiler. Her türlü sosyal çalışmaların içinde bulunduk ve bu duruma geldik. Eğrisiyle, doğrusuyla Allah'a şükürler olsun. Sizleri de buraya kadar geldiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Başarılarınızın da devamını diliyorum.
Alaaddin Önler. 1972'den beri Linz'deyiz. Sakarya Akyaz'dan. Ali Erdem. Ali Erdem Balıkesirliyim. 1989 senesinde geldim. Tüm sevdiklerime saygılar diyorum. Senin... Balıkesir'de Samsun'a da selam gönderiyorum. Recep Özcan Sinop Ayancık. Tüm dernek arkadaşlara başarılar dilerim. Yeni Türkiye'ye saygılar ve selamlar. Ayancık mı ayancık mı bu yer? Bu yer tarafı. Biri tarafa köşe. İki tarafı. Kendi başında zaten. Saygıdeğerli misafirler, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu şeyi de bize sunduğunuz için teşekkür ediyoruz size bu izlemi. Evet. Ben Orduluyum, Ordu'nun Kabadız köyündenim. Ordu'ya selam. Benden de selam herkese. 76'da geldim. 76'dan beri de burada Linz'de. Şu anda da emekliyim. Teşekkür ederim. Selamun aleyküm. Mustafa Ermiş Tekin Elazığlı. İki tane dedem şehittir. Yarın şehitler günüdür. Bütün şehitlere rahmet olsun. Herkes şehitlere rahmet okusun. Türkiye'ye selam söylüyorum. Elazığ'a selam söylüyorum. Cümleden hepinizden Allah razı olsun. Şu topluluğu yaratana, toplayana ve yayın yapan kuruluşumuza teşekkür ederiz. Bizi Avrupa'da arayıp bulmuş. 1972'den beri öbür Östra'ydayım ve arayıp soran tek lider olan televizyon kuruluna teşekkür ederim. Hayırlı günler. Evet Sayın abi. Evet sevgili cemaat, hepinize teşekkür ediyorum. Bu güzel programı hazırlayan Zeynel Bey'e baştan teşekkür ediyoruz. Bizler tabii gurbetçiyiz. Ben memleketimi unuttum. Yıllar oldu. 1972'de Avusturya'ya geldim. Benim memleketim neresi diye sorarsanız bir dörtlü söyleyeyim. Sizler belki hatırlarsınız. Karadeniz'in içinde sanki bir inci biçimde güzel görünen resimde o yer benim Sinop'u. Sinop'a, Türkiye'ye ve şehitlerimize selam olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Deniz kaptırdık canı, sıkılmaz gelen insanın canı, her gelene kaynar kanı, git gitmediysen sen de bizim memleketi tanımayacaksın, herkes mi öyle? Evet, ben Celal Taşkın, ben de Ayancıklıyım, Sinop Ayancıklıyım. Öncelikle hemşerim Zeynel'e ve kuruluşunuza hoş geldiniz diyorum. Cengiz abiye de selam gönderin. Cengiz Özcan'a ve tüm akrabalarıma, tüm tanıdıklarıma, Türkiye'dekilere selam söylüyorum. Ben de 79'dan beri buradayım. Zaman zaman dernekte de görevlerde bulundum. Herkese başarılar diliyorum. Şimdi abi, bu bana bilirsin. Evet sevgili izleyiciler, hepinize toptan aleyküm selam diyorum. Türkiye'deki Türklerle hısım akrabalarımızla, gurbetteki gurbetçilerimizi Vizyon Türk ekranı başında biz buluşturmak için çıktık, geldik buraya. Sizlerden oraya, oradan buraya selam. Hepinizin adına aleyküm selam diyorum. Almanya gelsen Kirşen'de, daha önce de geldim ben. Bizim Sinoplular çok orada yoğunluk. Bu kompasan mı, kumpasan mı neydi? Bir milyarları, euroları, markları alıp gittiler, dolandırdılar gurbetçilerimizi. Bu konuda bir açıklama yapar mısın Sayın abi? Siz bilginiz varsa kimler bunlar? Ne oldu? O paralar gitti mi? Sepet koluna gitti mi yoluna? Ayrıca hocamız da burada, sağ olsun, güzel de bir hütbe dinledik. Hocamıza da başka konuda soru soracağız. Biletçi abime soracağız. Kendini iyi tanıyacağız. O herkes 24 saat lazım cenazemiz olsa. Bilet işleri yapıyorsunuz sardım. Evet. Önce bir alalım abiden de. Önce teşekkür ederim böyle bir söz hakkı verdiğiniz için. İlk önce buraya camimize geldiğiniz için de Allah razı olsun. Vizyon Türk'e. O konuya girmek istiyorsam aslında ben başka türlü düşünüyorum o konuda. Çünkü kombasun olsun veyahut da herhangi bir şirket olsun, hiçbir kimseyi zorla gırtlağına yapışıp da şu paraları verin denilmedi. Herkes geldi, önüne, evet, önüne konuldu. Kar ve zararına imza atıldı. Herkes de İlk önce bir 3-5 bin euro verdi veyahut da mark verdi. Ondan sonra baktı ki bir dahaki sene iyi para geliyor. %20 kar var. Ondan sonra bütün vatandaş tuttu, bütün varlığını oraya koydu. Ondan sonra yönetim belki yanlış yaptı.
parayı idare edemedi, çarçur edildi. Ama insanlara gelip de zorla hiçbir kimse o gırtlağına yapışıp da para verildirmedi. Ben olsam, ben o şirketlerin sahibi olsam, kar ve zararına imza atıldı ya, zararına, zarar yapıyor firma diye o ortaklardan tekrar para alırım. Çünkü kar ve zararına ortak yapıldı. Yani hiçbir kimse darılmasın, gücenmesin. Verirken iyi, kar payı alırken de iyi. He, o da vermiyor şimdi, zarar etti. Onların günahı. Bu sorun sadece burada değil, gurbetçinin elinde ortak noktası diye ben... Aynen, çünkü herkes, yani şurada vermedim diyen yoktur herhalde. Ben de ufak bir hisse aldım, bir hisselik aldım denemek için. Baktım o da iyi olmadı. He, Allah razı olsun derin. Türkiye'de o firmalar hala ayakta, o vatandaşlar para kazanıyor, ekmek kazanıyor, ailesini yetiştiriyor. Benim katkım varsa ne mutlu bana. İkinci bir soru var burada Türk milletinin, Türk vatandaşlarının. Pasaportla Türkiye'ye gidip geliyoruz. İki pasaportla. Buradaki Avusturya hükümeti maalesef süresiz vizeleri kart haline getirdi. Bizim eski süresiz vize olduğumuz halde bizlere o pasaport yeni pasaporta vermiyor. Diyor ki iki pasaportla gidin gelin. Tamam serbest ama gümrükte devamlı sorunluk çıkarıyorlar. Problem çıkarıyor. Niye almıyorsunuz? Bu geçersiz. Yani adama diyorum ki o zaman sokma beni. Madem öyle geçersizse onu da yapamıyor. Yani devamlı sorun çıkardıkları için buna bir büyüklerimizden, başbakanımızdan veyahut da cumhurbaşkanımızdan bu konuya bir el atmalarını gerçekten rica ediyorum. Çok mağdur durumdayız. Çünkü yeni pasaport değil. Derken böyle pasaport mu istiyorsunuz yeni? Mavi vardı. Bir saniye ben şey yapabilir miyim? Şimdi Türk bize verilen süresiz vize var. Yani hiçbir zaman pasaportun dolmadığı müddetçe gidip buradan vize almıyorsun. Şimdi Avusturya ne yaptı bunu? Bizi kandırarak 5 sene veriyorum, süresiz veriyorum dedi. Biz onu ilk önce bilmiyorduk 5 seneliğin olduğunu. Ben ne yaptım? Tamam yine süresiz vize karta çeviriyorum diye. Bu sefer ne yaptı? Kart 5 senelik. Otomatikman benim şeyimi, süresiz vizemi 5 seneye çevirdi. Ben her 5 senede atıyorum şimdi ben bir arbetlosam ya yani işsiz kalsam veya herhangi bir şey olmuş olsam ben şehirlikten düşüyorum. Süresiz vizemi kaybediyorum. Onun için eski pasaportunuzu, vizesini öldürtmeyin. Yeni pasaportunuzdan devamlı gidin gelin. Ben kendim şofördüm. 20 sene her sene gümrüklerden gittim geldim hiçbir sıkıntı yok. Sadece problem çıkarıyorlar. Hani arkadaşın dediği gibi al beni koyma çıkartma dediğin zaman da apışıp kalıyor. Sıkıntı bu. Şimdi ben bu konuyu Sinop milletvekilimizle İçişleri Komisyon Başkanımız sevgili Mehmet Ersoy vekilimle bizzat paylaşacağım. Gittiğimi evet. Görüşeceğim. Çünkü Dışişleri Bakanımıza da İçişleri Bakanımıza da Sayın Başbakanımıza da en yakın insan sevgili Mehmet Ersoy sanırım buradaki gurbetçilerimizin bu ortak sorununa dikkat edecektir. Gerekli yerlere gerekli mesajı verecektir. İfade edeceğine ben inanıyorum. Sayın vekilim de fırsat buldukça programımızda izliyor zaten. İzleyecektir. İnşallah ortak sorunlarınız çözüm bulur. Çünkü gerçekten sizlerin durumu çok zor. Ben bile Alamancı dediği zaman çok farklı ama bundan 4-5 sene önce gelsen Kirşen'e geldim. Alamancılarımızın durumunu orada gördüm. Bu sefer geldim daha iyi gördüm ve gözlemledim. Şimdi Türkiye'ye gidiyorsunuz. Ah Alamancı. Ben arabamı sanayiye götürüyorum. 50 liraya yaptırıyorsam Alamancıysa 150'ye yaptırıyor. Yani ver ayarı diyor. Şimdi bunları görüyoruz, biliyoruz. Bunun için sizin içinizde bulunduğu durumu ekrana taşırsak izleyenler de ona göre muamele yapar diye düşünüyorum. Evet abi gece bir cenazemiz var saat 3'te. Haber geldi. Sabah ilk uçakta bilet lazım. Başın düşerse dara 7/24 beni ara diyebiliyoruz mu? Firmanın telefonunu bile verirsin. Reklam sana serbest. Evet seni bir tanıyalım. Ben Rıdvan Karabaş. Balıkesirliyim. Buradan Balıkesir'e ve tüm bizi seyreden tanıdıklarımıza selam iletelim. Siz de hoş geldiniz tekrar camimize, derneğimize. 1995 yılından beri Avusturya'dayım. Ailem 70'li yıllarda birinci nesil olarak buraya gelenlerden. Almanya'ya göre ikinci nesil oluyorlar sanırım. Evet. Üniversite eğitimi için buraya geldim. 2000 yılından itibaren kendi işimizi yapmaya başladık. Üniversite eğitimimizi maalesef yarıda bıraktık. O yıllardan beri seyahat acentası işletiyorum. Tabii ki iyi günlerde her zaman iş yaparız. Kötü günlerde de tanıdıklarımızın, müşterilerimizin yanındayız. 7/24 bize ulaşabilecek durumdalar.
ulaştıklarında da elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. 1 Şubat'tan itibaren de şu anda derneğimizin yeni yönetimindeyiz. 2000'li yılların başlarında da eski yönetimlerle beraber de yönetimin içinde yer almıştık, çalışmıştık. Daha gençtik, tecrübemiz yoktu. Şu anda biraz daha tecrübeli görüyoruz kendimizi ve iyi bir şekilde camimizi yönetebileceğimize inanıyoruz. Eyvallah, sağ olun. Şimdi herkes kısaca belli sorunlara değiniyor. Ben de kısaca bir konuda en azından duymayanları, bilmeyenleri bilgi sahibi yapabilmek adına bir konuya değinmek isterim. Avusturya'da İslam yasası diye bir yasa çıktı. Bu yasanın bize karşı pozitif yönleri çok olsa da negatif yönleri de maalesef var. Özellikle bizlerin, derneklerimizi ve camilerimizi ilgilendiren bazı eksi noktaları var. Şimdi Avusturya hükümeti İslamische Glaubensgemeinschaft diye bir kuruluşu resmi olarak tanıyor, destekliyor. Ve bu kuruluşta belli dönemlerde seçimler var. Bu seçimlerde bizim toplumumuzun, bizim derneğimizin ve bizim toplumumuzun en iyi şekilde temsil edilebilmesi için vatandaşlarımızın bu kuruluşa üye olması gerekiyor. Üyelik aidatı çok cüzi bir miktar. Yıllık 40 euro civarında bir miktar. 16-20 yaş veya 16-18 yaş arası gençler için bu fiyat, bu üyelik aidatı yarı yarıya. Bu konuda tüm vatandaşlarımızın kendilerine bilgi sahibi yapmasını ve o kuruluşa üye olmalarını istiyoruz. Ne kadar çok üyemiz olursa o kadar çok delegemiz oluyor bu kuruluşta. Delege üye oldular. Üye olanların mesela Avrupa'da burada cenazesi dernek olarak katkı sunuyor musunuz? Şimdi bu bahsettiğimiz kuruluş kuruluşun yani Avusturya Diyanet İşleri'ne bağlı. Hocam daha iyi bilgi de verebilir. Bu cenazeyle alakalı tabii cenaze fonlarımız var. Atib'in cenaze fonu var. Vatandaşlarımız mutlaka oraya kaydolmalılar. Gerekiyor. Kaydolmaları gerekiyor. Evet. Kaydolmalılar. Bazı bilgileri hocamdan alacağız. Tekrar teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Hocam şimdi Avusturya hükümeti bildiğim kadarıyla bir karar almış. Bundan sonra cami imamları Türkiye'den gelmeyecek. Almanya'da geçerli sanırım bu. Ya da Avrupa Birliği mi aldı bu kararı bilmiyorum. Kendileri imam yetiştirecekmiş. Burada Almanca ibadet yaptıracakmış. Bu Almanca ibadet nasıl olacak? Olur mu sizce? Bizim insanlarımız ne yapması lazım? Bizim devletimiz, yetkililerimiz ne yapması lazım? Bir din adamı olarak hem neler söylemek istiyorsun? Hütbede dinledik ama bir hütbede burada sizden rica edelim. Ben Mustafa Dönmez, Atip Linz din görevlisi. Öncelikle derneğimize gelip bu programı cemaatimizle birlikte yaptığınız için ve onların vatanlarıyla bir şekilde buluşmalarına katkı sağladığınız için teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi Avusturya devleti veyahut da Almanya devleti veya başka bir devlet. Devlet olarak elbette ki kendi ülkesinde yasalar düzenleme hakkına sahiptir. Bundan dolayı hiçbir kimse bunları sorgulayamaz. Niye böyle yapıyorsunuz diyemez. İçişlerine karışamaz, müdahale de edemez. Bizim böyle bir şeyimiz asla söz konusu olamaz. Ama dinler ülkelere veya şahıslara göre değişmezler. Yani İslam dininin kuralları ülkelere veya şahıslara göre, tarikatlara, cemaatlere göre değişmez. Bunların kuralları bellidir. Bu kurallar içerisinde mücadele verilir. Elbette ki bu mücadeleyi verirken kavga, gürültü anlamında değil. Yani yasalar düzenleyenler dinin kurallarını bilmedikleri için bildikleri şekilde düzenleme yapabilirler. Bu konuda bilgili insanlarımız öne çıkar, mücadele ederlerse elbette ki haklarına sahip çıkacaklar ve kimse de onları haklarını aramalarından dolayı kınamayacaktır. Bizim burada bu ortamdan, bu yasanın çıkma sürecinden aleyhimize olacağını düşünmüyoruz. Çünkü Allah-u Teala bir şey hoşlanmasanız onda sizin için hayır vardır. Hoşunuza giden bir şey de sizin için şer olabilir. Allah en iyi bilir, siz bilmezsiniz diyor. Bu manada gelecekte bunların bize neler getireceğini bilmiyoruz. Fakat bildiğimiz bir şey var ki sahipsiz vatanın batması haktır. Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır yani hocam, diyen şairin ifadesiyle biz bugün kendi inancımıza, dinimize, değerlerimize sahip çıkarsak elbette ki onunla ilgili hiçbir kimse bizim haklarımızı ihlal etme durumunda bulunamaz. Hocam bu
bu yıl son musun? Benim evet, Avusturya'da resmi olarak da görevim bu yıl son. Avusturya'da Linz ikinci görev yerim. Almanya'da da görev yaptım. Bu buradan da artık memlekete döneceğiz ama devletimiz nerede görev verirse o konuda şey yaparız. Ben Hataylıyım. Evet, Hataylıyım. Az önce dediniz Çanakkale'de her yerden var. Ben Çanakkale'de bizzat Hatay'ın Altınözü ilçesinden bizzat görünce, benim ilçem Altınözü'dür. Bunu cemaatime de her yerden söylüyorum. Biz bilmiyoruz ama her bir cemaatimizin belki dedelerinden bir tanesi de orada bulunmaktadır. Bu bizim milletimizin nasıl büyük bir millet, nasıl asil bir millet, nasıl şehit torunları olduğunu gösteriyor. Ve Mehmet Akif'in ifadesiyle bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı, verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı diyorum. Müsaadenizle önce görev yaptığım Kufstein ve Almanya'da Werl, Dortmund ve Wattenscheid'a da selamlar gönderip memleketimi de en güzel selamlarla selamlamak istiyorum. Evet. Teşekkür ederim. Evet, Hatay deyince Hatay'da bulunan Sinop Durağanlılar barajdan kalkıp oraya giden sevgili hemşerilerime ve İstanbul'da sevgili ağam İsrail Taşkın Burak Hataylı ve hanımı Gülizar'a da buradan selamlar olsun. Tüm ekranı başında bizi izleyen herkese. Canlar Gıda'nın katkılarıyla Yöremiz Töremiz devam edecek.